Kimya Köyü'nden hepinize selamlar arkadaşlar. Gazlar ünitesine devam ediyoruz. Bu bölümde gazların 5. videosu olan gazların su üzerinde toplanması dersini işleyeceğiz. Dersimize başlayalım. Bu soru tipinde basınç ölçülecek kapta gazla beraber bu gazın sıvısı da bulunmak zorunda. Biz bu şekilde bir soru tipi gördüğümüz zaman hemen aklımıza su üzerinde toplanan gazların basıncı konusu gelecek. Belli bir sıcaklıkta sıvı buharının yaptığı basınca o sıvının denge buhar basıncı denir. Biz biliyoruz ki sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilirler. Dolayısıyla bu buharlaşmadan dolayı ortamda bir basınç söz konusu olacak. Bu basınca biz sıvının buhar basıncı diyoruz. Peki sıvının buhar basıncı nelere bağlıdır, nelere bağlı değildir? Bunlara bir göz atalım. Sıvının türüne. Buradaki türden kasıt moleküllerin yapmış olduğu bağlar. Örneğin suda hidrojen bağı mevcut. Ama hidroklorik asitte dipol-dipol etkileşimleri mevcut. Biz biliyoruz ki yine etkileşimin gücü arttıkça o maddenin kaynama noktası da artar. Kaynama noktası artan bir madde az uçucudur. Dolayısıyla buhar basıncı düşer. Uçucu olan maddelerin buhar basıncı daha yüksektir diyeceğiz. Kaynama durumu yoksa. Sıvının türüne bağlı dedik. Sıvının sıcaklığına bağlı. Sıcaklık arttıkça buhar basıncımız da artacaktır. Ve sıvının saflığına bağlıdır. Yine bize soruda bir karışım da verilmiş olabilir. Karışımsa da saf değildir. Dolayısıyla buhar basıncı da değişir. Örnek verecek olursak su saf bir madde. İçine biz tuz atarsak kaynama noktam yükselir. Dolayısıyla buhar basıncım düşer. Dolayısıyla saflığa da bağlı olarak değişen bir kavram sıvının buhar basıncı. Peki nelere bağlı değildir? Bizim için asıl önemli olan nokta aslında bu konuda bu kısım. Sıvının miktarına kesinlikle bağlı değil. İster 1 litre isterse 5 litre olsun arkadaşlar. Sıvı miktarı ile buhar basıncının bir ilişkisi yok. Sıvının bulunduğu kabın şekline ve yüzey alanına da bağlı değil. Kabın şekli de yüzey alanında bizim için önemli değil. Sadece yüzey alanının artması buharlaşma hızını arttırır ama buhar basıncını değiştirmiyor. Sıvının bulunduğu ortamın dış basıncına, evet bu da çok kafamızı karıştıran bir durum. Dış basınca bağlı değil arkadaşlar. Sıvının buhar basıncı dış basınca bağlı değildir. Sadece kaynama durumunda dış basınç önemli ama bize kaynama durumu verilmeyecek. Sıvının bulunduğu kabın hacmine bağlı değil. Özellikle biz buranın üzerinde duracağız. Pistonlu kaplar falan verilecek bize. Hacim değişimi söz konusu. Hacim değişse bile arkadaşlar sıvının buhar basıncı değişmiyor. Örneğin hacim arttıkça daha fazla sıvı buharlaşıyor. Dolayısıyla gaz mol sayısı değişmediğinden basınç değişmeyecek. Yorum yapacağız. Hacmimiz küçülürse de bu defa gazlar sıvı hale dönüşüyor. Bir nevi yoğuşuyor diyebiliriz. Dolayısıyla gaz mol sayımız azaldığı için yine sıvının buhar basıncı değişmeyecek. Yani sistem kabın hacmine göre buhar basıncını değiştirmeyecek şekilde kendini ayarlıyor. Notumuz var. Bir gaz sıvısıyla dengede ise onun da bir basıncı vardır. İşte bu basınca zaten biz sıvının buhar basıncı diyorduk. Sıvının buhar basıncından bahsedebilmemiz için buradaki soruda olduğu gibi bir sıvı ortamda bulunacak ve bu sıvının buharlaştığı düşünülerek gazıyla sıvısı aynı ortamdadır ve buradan doğan bir basınç vardır diye yorumlayacağız. Toplam basınç hesaplarken bu basıncı da dikkate alacağız. Yine az önce üzerinde durduğumuz durum, sıvı buhar basıncı hacim ya da basınç değişiminden etkilenmeyecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumu göz önüne alırsak biz sorularda eğer toplam basınç verilmişse ve bu basıncın içerisinde sıvısıyla dengede olan bir gazın basıncı da söz konusuysa öncelikle toplam basınçtan bu sıvının buhar basıncını çıkaracağız. Daha sonra elde ettiğimiz basınç değerini sorunun gidişatına göre hacim küçültmesi mi oluyor, hacim büyümesi mi oluyor? Bu duruma göre uygun gaz kanununu kullanacağız. Oradan bir değer elde edeceğiz ve daha sonra eğer yine soruda toplam basınç sorulmuşsa daha önceden çıkardığımız buhar basıncını tekrar ekleyerek cevabımızı vereceğiz. Şimdi sorumuzda daha iyi anlaşılacak konumuz diye düşünüyorum. Bir pistonlu kap verilmiş. Gördüğümüz gibi kabımızda bir sıvı ve bu sıvının bir buharı var. Bir de neon gazının olduğunu gözlemliyoruz.
Yandaki sistemde piston 3V bölmesinde iken sistemin basıncı 38 cm civa. Arkadaşlar burada yapacağımız yorum şu. Toplam basınç 38 cm civa fakat bu basıncın içerisinde dediğimiz gibi sıvımızın buhar basıncı da mevcut. Sıvının buhar basıncı soruda 2 cm civa verilmiş. Piston 2V bölmesine gelirse sabit sıcaklıkta sistemin basıncı ne olur? Öncelikle şuna dikkat edelim. Pistonumuz 3V'den 2V'ye gelirse burada bir hacim değişimi söz konusu olacaktır arkadaşlar. Peki biz konu anlatımında ne demiştik? Hacim değişiminden sıvının buhar basıncı değişmez. Yalnızca ortamda bulunan diğer gaz yani neon gazı etkilenecek bu hacim değişiminden. Dolayısıyla biz toplam basınçtan sıvımızın buhar basıncını çıkararak etkilenmeyen kısmı kenara ayırıyoruz ve etkilenen kısım üzerinden hacim küçülmesinden dolayı ilgili gaz kanununu uygulayacağız. Toplam basınç neon gazının basıncı artı pH2O gazıdır arkadaşlar. Toplam basıncı 38 cm civa vermişler bize. Neon gazını bulacağız. Suyun buhar basıncı da 2 cm civa verilmiş. Buradan neon gazımızın basıncını 36 cm civa buluyoruz. Piston hareket ettiğinde hacim küçülecek. Dolayısıyla neonumuzun basıncı ne olacak arkadaşlar? Artacak. Hacim küçüldüğü zaman basıncımız artıyordu. Hemen ilgili kanunu bulmak açısından param varsa ne rahat yazıyoruz arkadaşlar. Pistonun içerisine herhangi bir gaz eklenmesi yok. Dolayısıyla miktarım sabit. Yine sıcaklık da sabit. Sabit sıcaklık denilmiş bize. Piston hareket ediyor. Bu bir pistonlu kap fakat dışarıdan bir etkiyle hareket ettiriliyor. Dolayısıyla basınç sabit diyemeyiz. Kendi haline bırakmıyoruz çünkü. İlgili formülümüz gaz kanunumuz P1V1, P2V2. Burada P1 yerine neon gazının başlangıçtaki basıncını yazacağım. Toplam basıncı yazmıyorduk çünkü su etkilenmiyordu. 36 çarpı ilk durumdaki hacmim. Arkadaşlar V'lik bölümü su kapladığı için gazların sıkıştığı bölüm 3V'den V'yi çıkarırsak 2V'lik durumda gazlar ilk hacim olarak. İkinci durumda P2'yi soruyoruz. Piston 3V'den 2V'ye getirirsek gazımız için artık 2V ile V arasındaki bir hacim söz konusu. Yani 2V'den V çıkarırsak V kadarlık bir hacimde sıkışma söz konusu. V'ler buradan birbirini yok eder. P2 dediğimiz basınç değeri 72 cm civa olur. Bu arkadaşlar bizim neonumuzun basıncı. P neon diyorum. Şimdi bize yine ne demiş? Sistemin toplam basıncını sormuş. Sistemin toplam basıncı yine şurada yazdığımız formülün aynısıydı. Yani neonun gazının basıncı ve sıvımızın buhar basıncı. Neonu 72 cm bulduk. Buhar basıncımız hacim değişiminden, basınç değişiminden etkilenmiyordu. Aynen yerine yazdık. Toplam basıncımız bu durumda arkadaşlar 74 cm civa olacak. Farklı sorularla dersimize devam ediyoruz. Evet yine bir sistem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıvımız var. Dolayısıyla hemen aklımıza sıvı üzerinde toplanan gazların basıncı konusu gelecek. Ve suyun buhar basıncını basınç değişiminden, hacim değişiminden etkilenmediğini unutmayacağız. Sabit sıcaklıkta musluk açılırsa sistemin son basıncı kaç santimetre civa olur demiş. A şıkkında suyumuzun buhar basıncını vermiş ve suyun kapladığı hacim ihmal edilecek denilmiş. Arkadaşlar bu aynı zamanda birleşmiş kap soruları sınıfına da girebilir. Bu tip sorularda ne yapıyorduk? Tepkime vermeyen bir gaz çünkü tepkime yazılmamış. Gazlar burada birbiriyle tepkime vermiyor çünkü tepkime belirtilmemiş bize. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Basınç ve hacimler verilmişse basınç çarpı hacim değerleri kaptaki gazların mol sayıları hakkında bize bilgi verecekti. O zaman Y gazının bulunduğu kaptaki mol miktarını belirleyelim. Bu mol miktarını da hatırlarsak P1 çarpı V1 formülüyle buluyorduk. Şimdi toplamda 3 tane kabımız olduğu için bunu 3 defa tekrarlayacak olursak P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 artı P3 çarpı V3 eşittir P son çarpı V son diyeceğiz. Dediğimiz gibi arkadaşlar hacim değişiminden suyun buhar basıncı etkilenmediği için toplam basınç burada 30 cm civa verilmiş ve suyun buhar basıncı da 6 cm civaymış. O zaman ilk durumda buradaki yani şu kap için konuşacak olursak toplam basıncımız 3. kap için diyorum P3 toplam basıncımız Z gazı artı suyumuzun buhar basıncı. Toplam basıncı 30 vermiş.
Suyun buhar basıncı 6 santimetre civar. Z gazımızın basıncı buradan 24 santimetre civar çıkacak. Biz neden bunu yaptık? Çünkü suyun buhar basıncı hacim değişiminden etkilenmeyecek. Dolayısıyla etkilenen kısım Z gazının basıncı olacak. Formülde ben Z gazını kullanacağım. P1 değeri 20 santimetre civarıydı. Hacmimiz 2 ve P2 değerimiz şu ikinci kap olsun arkadaşlar. Z'yi alacaktık sadece. 24 çarpı 3V diyorum. Suyun kapladığı hacim ihmal edilecek diye belirtildi bize. Üçüncü kap boş olduğu için basınç değeri 0. V değeri de 2V. P sonu bulmaya çalışıyorum. V sonunda toplam hacim musluklar açıldı arkadaşlar. 2, 2 ve 3 olmak üzere toplamda 7V'lik bir hacim söz konusu. Bu işlemleri yaptığımız zaman 40V buradan geldi. 72 de buradan toplarsak 112V yapacak. Eşittir diyorum P son çarpı 7V. 7V'yi karşıya atarsak arkadaşlar 112V bölü 7V eşittir P son. Buradan da basıncımız 16 santimetre civa çıkacak. Şimdi bu neydi arkadaşlar? Suyun buhar basıncı hariç kısımdı. Bu basınç içerisinde suyun buhar basıncı yok. Fakat ortamda suyun buhar basıncı hala mevcut. Dolayısıyla son durumda biz toplam basıncı biz P son artı suyun buhar basıncı olarak söylersek 16 buradalardı. 6 da suyun buhar basıncıydı, değişmiyordu. Bu işlemler sonucunda kaptaki toplam basınç 22 santimetre civa olacak arkadaşlar. B şıkkına da bir bakalım. Mutlak sıcaklık 2 katına çıkarsa son basınç ne olur? Arkadaşlar hatırlarsanız suyun buhar basıncı da sıcaklıktan etkileniyordu. Doğru orantılı. Diğer gazların basıncı zaten sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişiyordu. Dolayısıyla sıcaklığı T dersek ilk durumda. T sıcaklığında musluk açıldıktan sonraki toplam basıncımız 22 santimetre civaydı. Sıcaklığımız 2 katına çıkarsa suyun buhar basıncı da dediğimiz gibi bundan etkileniyordu. Toplam basınç da 2 katına çıkacak, yani 44 santimetre civa olacaktır. Suyun buhar basıncı basınç ve hacimden etkilenmiyor fakat sıcaklıktan etkileniyor, unutmayalım. Evet, bu da oldukça güzel bir soru. 27 derecede şekildeki musluk açılıyor ve yandaki tepkime gerçekleşiyor, tam verimlemiş. Arkadaşlar tepkimeyi incelediğimiz zaman gaz gaz varken başlangıçta son durumda bir sıvı var. Bu sıvı varsa bunun bir de buhar basıncı olacak. Dolayısıyla bu soru tarzı hem birleşmiş kap denklemine, hem tepkime veren gaz türüne, hem de sıvı üzerinde toplanan gazın basıncına örnek olarak verilebilir. 3 soru tipini bünyesinde barındırıyor. Burada arkadaşlar molü hatırlarsanız birleşmiş kap denklemlerinde paran varsa neratı yazdığımız zaman sabit sıcaklık veriyordu. R sabit, mol basınç çarpı hacimle orantılıydı. Basınç ve hacim değerlerini çarptığımız zaman burada yüzlük bir değer buluyoruz. Yine ikinci kapta da yüzlük bir değer buluyoruz. Başlangıç durumuna 100-100 şeklinde yazdıktan sonra sınırlayıcı maddeyi bulacaktık. Birim başına en az düşen miktar sınırlayıcı madde oluyordu. Burada baktığımız zaman 5 birimde yüzlük bir değer varken 1 birime 20'lik bir değer düşüyor. Burada ise 1 birime yüzlük bir değer düşmekte. Birim başına en az düşen miktar oksijende 1'e 20 idi arkadaşlar. Sınırlayıcı madde oksijen dedikten sonra sınırlayıcı maddenin tamamı tükenmek zorundaydı tam verimli tepkimelerde. Dolayısıyla burada eksi 100 dersek şurası arkadaşlar 5'te 100 azalmışsa 1'de 20 azalacak diyeceğiz. Yine oluşan madde miktarlarını da yazalım. 3'te 60 olacak çünkü 1'e 20 diyorduk. 4'te ise 80'lik bir durum mevcut. Sanki 80 mol madde oluşuyormuş gibi düşünebiliriz. Evet, son durumdaki maddelerimiz propan gazımız 80, oksijen gazımız tamamen tükendi, karbondioksit gazımız 60 birimlik ve suyumuz 80 birimlik arkadaşlar. Şimdi normalde biz basınç değerini nasıl buluyorduk? P son eşittir N toplam bölü V toplam diyorduk. Buradaki N'imiz son durumdaki gaz mol miktarıydı. Buradaki sıvımız gaz olmadığından dolayı bunun molünü işin içine katmayacağım. Sadece bunun buhar basıncını işin içine katacağım. Burada da zaten buhar basınç değeri 3 cm civa olarak verilmiş. Dolayısıyla gazların molünü toplayacak olursam 80 propan gazından, 60 da karbondioksitten,
80 artı 60 diyorum. 140'lık bir değer var elinde. Toplam hacim musluk açıldığı zaman 4 litre olacak. Buradan karşımıza 140 bölü 4. Sadeleştirmeye yapacak olursak arkadaşlar 35 santimetre civa basınç değerimiz çıkıyor. Fakat bu basınç değeri sadece gazların basıncı arkadaşlar. Bir de dediğimiz gibi sıvının buhar basıncı söz konusu. 3 santimetreymiş. O zaman P toplam diyorum. P son artı P H2O sıvısı. Tepkime sonunda oluşmuştu bu sıvı. Unutmayın, başlangıçta yok. 35'i buraya yazdık. Artı 3 de sıvının buhar basıncıymış. Miktara bağlı değildi, unutmayın. Buranın 80 olması herhangi bir şeyi değiştirmiyor. 100 de olsa sıvının buhar basıncı miktara bağlı değildi. Her türlü 3 alacaktık bu soru için. Toplam basıncımız dolayısıyla arkadaşlar sabit sıcaklıkta 38 santimetre civa. Atmosfer diye sorsaydı da yarım atmosferde. B şıkkında sıcaklık 477 dereceye çıkarılırsa son basınç ne olur? Burada da arkadaşlar param varsa ne rahatı düşünürsek hacmimiz musluk açıldıktan sonra 4V oldu zaten. Sabit. Herhangi bir gaz miktarımız etkilemiyor. Mol sabit, R de sabit. Basınçla sıcaklık arasındaki formül aklımıza gelecek. B şıkkı için P1 bölü T1, P2 bölü T2. Musluk açıldıktan sonraki değişkenlere bakıyorum. Unutmayalım. Hacim musluk açıldıktan sonra sabit. Gaz miktarı da musluk açıldıktan sonra sabit. P1 değerimiz son durumdaki sabit sıcaklıkta bulduğumuz değer. Yani şu 38 arkadaşlar. Burada unutmayalım, suyun buhar basıncını işin içine katıyorum çünkü sıcaklıktan suyun buhar basıncı da etkileniyordu. Yani 35 üzerinden değil toplam basınç üzerinden işlemlerimi yapıyorum. T1 başlangıç sıcaklığı 27 derece. Kelvin'e çevirecektik, unutmayın gazlarda 300 Kelvin'dir, 27 derece. P2'yi bulmaya çalışıyorum. Sıcaklık değerim 477 derece olursa, Kelvin'e çevirecek olursak 273 ile toplarsak arkadaşlar burası 750 Kelvin yapıyor. 750 Kelvin de nedir? Arkadaşlar buradan 2,5 katlık bir artış var. O zaman şurası da 2,5 kat artacak. 38'de 2,5'u çarparsam 95 santimetre civa olacak. B şıkkımızın da cevabı sıcaklık 477 dereceye çıkarılırsa basıncımız 95 santimetre civa oluyor. Bir de yorum sorusuyla dersimize devam edelim arkadaşlar. Şekildeki piston sabit sıcaklıkta A konumundan B konumuna getiriliyor. Bir hacim değişimi söz konusu, bir sıkışma söz konusu. Buna göre hangileri doğrudur? Sıvı molekül sayısı artar. Şimdi kabımıza baktığımız zaman arkadaşlar sadece sıvının buharlaşmasından oluşan gazımız var. Başka bir gaz söz konusu değil. Dolayısıyla sıvının buhar basıncı hacim değişiminden etkilenmiyor. Peki sıvının buhar basıncını düşünürsek hani param varsa ne rahattan düşünelim. Sıcaklığımız sabit arkadaşlar. Sabit sıcaklık demiş. Gitti gitti. V'miz de sabitti. Basınç değerimiz yani sıvının buhar basınç değeri aslında mol bölü hacme eşit diyebiliriz. Buradaki mol ne mol arkadaşlar? Suyun gaz formunun molü. V ise toplam hacim diyebiliriz. Arkadaşlar biz hacim değişiminden sıvının buhar basıncının değişmediğini söylüyor isek V'miz ne oldu? Piston aşağı inince hacmimiz azalacak. Bunun değişmemesi için gaz mol sayısının da ne olması lazım? Azalması lazım. Yani bir nevi sıkışma uygulayarak moleküllerimiz gaz halden sıvı hale yoğuşmakta. Dolayısıyla gaz mol sayısının azalması demek sıvı haldeki suyun artması demek oluyor. Birinci öncülümüz doğru diyoruz. Suyun buhar basıncı değişmez. Evet, hacim değişiminden, basınç değişiminden sabit sıcaklıkta suyun buhar basıncı değişmiyordu. Bunu ezberleyeceğiz. Neden değişmediğini de söylemiş olduk. Ne oluyor? Sistem ya yoğuşuyor ya da daha çok buharlaşarak suyun buhar basıncının değişmesine izin vermiyor. Bir nevi akıllı robotik zeka gibi düşünebilirsiniz. H2O gazının molekül sayısı azalır. Evet, burada yaptığımız yorum neydi? Basıncın değişmemesi için bu işlem sonucunda gaz mol sayısı azalacaktı. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru. H2O gazının yoğunluğu artar. Arkadaşlar yoğunluğun formülü ne? N bölü V. Buradaki N ne emi? Gazın yoğunluğunu sorduğu için gazın kütlesi. Şimdi
Gaz mol sayısı azalması demek, gazın kütlesinin de azalması demek. Ne oranda azalıyor, hacim ne kadar azalacaksa kütle de o kadar azalacak. Dolayısıyla burada hem kütle değerimiz hem de hacim değerimiz aynı oranda azalacağından dolayı gaz yoğunluğumuz değişmez. Burada artar demiş. Yanlış yorumunu yapıyoruz. 1, 2 ve 3. öncüller doğru diyeceğiz. Bir de arkadaşlar Viktor Mayer yönteminden bahsedip dersimizi bitirelim. Viktor Mayer yönteminde bir kimyasal tepkime sonucunda su üzerinde gaz toplanıyor ve buradan yola çıkarak çeşitli öncüller, değişkenler sabit bırakılarak ister gazın basıncını sorabilir, ister tüpün hacmini sorabilir, bazen sıcaklık değerini sorabilir. Sorunun gidişatına göre yorum yapmamız isteniyor. Bir nevi gazların su üzerinde toplanma sorusu ve kimyasal hesaplama sorusu birlikte. Bir de arkadaşlar burada biz direkt paran varsa ne rahat formülünü kullanacağız. Basıncımız işte ne olacak? Suyun buhar basıncı artı oluşan gazın basıncı birim olarak ATM olacak. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Hacmimiz litre olacak. Genelde bize toplanan gaz santimetre küp cinsinden veriliyor. Bunu litreye çevirmek için de şunu unutmuyoruz arkadaşlar. 1 litre 1000 santimetre küptü. Burada bize litre vermiş. Fakat çoğu soruda santimetre küp olarak karşınıza çıktığını göreceksiniz. Birimi unutmuyoruz. ATM'ye litre olacak birimler. Buna dikkat ettiğiniz zaman bu soruların çözümü çok kolay. Sıcaklık birimimiz de zaten Kelvin'de. Şimdi sorumuza bir bakalım. Civa iki oksit katımız var. Değişken değerli metal. Dolayısıyla Roma rakamıyla adlandırdık. Isıtmamız sonucunda buradaki tepkime gerçekleşiyor. Ve tepkime sonucunda gördüğünüz gibi bir oksijen gazı oluşumu söz konusu. Tüpte oluşan oksijen gazı borular vasıtasıyla suyun içerisinden de geçerek şuradaki tüpümüzde, diğer tüpümüzde toplanıyor. Ve buradaki gaz miktarı arttıkça ne olacak arkadaşlar? Buradaki sıvı seviyemiz gittikçe azalacak gazın basıncından dolayı. Oluşan oksijenin 27 derecedeki bir tüp içerisinde su üzerinde toplandığı söylenilmiş. Tüpteki gaz hacmi 8,2 litre ve suyun 27 derecedeki buhar basıncı da 25 milimetre civa alınırsa toplam basınç ne olacak? Arkadaşlar toplam basıncı etkileyen etkenler ne? Oksijenin gazı artı suyun buhar basıncı, bu verilmiş. Şimdi paran varsa ne aratı yazalım. Buradaki P'miz unutmayın toplam basınç değil, sadece oksijen gazının basıncı. Buradaki oksijen gazının basıncını bulduktan sonra suyu ekleyeceğiz. P'yi bulmamız isteniyor öncelikle. Oksijenin gazını bulmaya çalışacağız. P diyorum çarpı. V'miz arkadaşlar 8,2 litre denilmiş. Litre dediği için sadeleştirmen yok. Mol sayısı olarak kimyasal hesaplamadan yola çıkacağım. Bakın 0,4 mol civa 2 oksit maddemiz varmış. Tam verimle tepkimeye girdiği zaman, yani bunun tamamı ısıtılıp tepkime civa 2 oksit katısının tamamen tükeninceye kadar devam ettiği zaman kat sayılardan 1'e 1 dersek burası da 0,4 mol. Burası ne olacak arkadaşlar? 0,2 mollük bir oluşum söz konusu. Yani şöyle dersek aslında başlangıç, değişim, son durum dersek başlangıçta bunlar yok. Değişim tamamı bitecek diyoruz. Sınırlayıcı sanki bu. 1'e 0,4 ise yine 1'e artı 0,4 oluşumu söz konusu. Burada da yarısı kadar artı 0,2'lik söz konusu değişim. Son durumda bitti. 0,4'lük bir oluşum var. 0,2'lik bir oluşum var. Arkadaşlar biz gazların basıncı ile ilgileniyorduk. Buradaki oluşan oksijen gazımız 0,2 mol. Dolayısıyla ben burada mol yerine oksijenin molünü yazıyorum. 0,2 diyorum. T'miz 27 derece 300 Kelvin yapar. Sıcaklık birimimiz 22,4'ün katı değilse R'miz arkadaşlar 0,0,82, yani 82 bölü 1000 alalım. Bu işlemleri yapacak olursak sadeleştirmeleri, şunlar gitti. 8,2 ile 82'de 10 defa var. 10 bölü 10'dan 1 kaldı. Sadece 0,2 ile 3'ü çarpacağız arkadaşlar. Şu onlardaki sıfırlar da gitti. P'miz 0,6 ATM çıkıyor. Birimimiz, basınç birimimiz neydi? Paran varsa ne yaptı? Hacim olarak litre kullanıyorsak ATM'ydi. Arkadaşlar bir de toplam basıncı etki neydi? Oksijen gazının basıncı artı suyun buhar basıncıydı. Çünkü tüpün içerisinde bir su var. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşıyor. Buradan da gelen bir basınç değeri söz konusu. Bize birim olarak milimetre civa diye sorulmuş.
0.6 ATM'yi milimetre civaya çevirmem gerekiyor. Çevirelim. 1 ATM 760 milimetre civa ise 0.6 ATM nedir diyoruz. 0.6'yı 6 bölü 10 yazarsak 760 ile çarparsam arkadaşlar 6 kere 76 456 milimetre civa yapar. O zaman oksijenin basıncı 456 milimetre civa. Suyumuz da soruda verilmiş 25 milimetre civa. Miktara bağlı değildi arkadaşlar. Bu değerleri topladığımız zaman 481 milimetre civa buluyoruz biz toplam basınç değerini. Dediğimiz gibi ne yaptık? Paranvasal nerattan oluşan oksijenin basıncını bulup daha sonra ortamdaki suyun buhar basıncıyla toplayarak toplam basıncı buldum. Evet arkadaşlar, gazlar 5 videomuzu da burada bitirdik. Gazlar 6 videosunda Dalton'un kısmi basınçlar kanunundan bahsedeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.